Merhaba sevgili gençler. Biliyorsunuz bugün tercihlerin ilk günü ve 14 Ağustos'a kadar üniversiteye yerleşmek için tercihlerde bulunacaksınız. Bu süreç içerisinde aklınıza takılan sorular olabilir. Ya da birbirlerinize üniversitelerin bölümleri hakkında sorular sormak isteyebilirsiniz. İşte bu videonun amacı YouTube üzerinden bir paylaşım platformu, bir forum ortamı oluşturmaktır. Umarım faydalı olacaktır. Şimdi sizlere biraz tercih süreciyle ilgili detaylar vermek istiyorum. Öncelikle tercih süresi ne zaman bitiyor? Biliyorsunuz tercihlerin ilk günü 7 Ağustos, yani bugün. Ne zaman bitiyor? 14'ünde bitiyor gençler. Tercihler nasıl yapılacak ve tercih kılavuzunda biliyorsunuz tablolar var. Bu tablolar neyi ifade ediyor? Hızlıca tablolardan bahsedeceğim gençler. Pek çoğunuz da biliyorsunuz zaten. Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını 2018 TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercih edebilecekler. Tablo 4'te ne var gençler? Tablo 4'te de lisans programları var. 2018 AYT, YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında bu tablodan seçimler yaparak gösterebilirler. Tablo 1A var. Tablo 1A'da da hangi puan türünde en az kaç puan alan adayların hangi yükseköğretim programlarını tercih edebilecekleri ya da yükseköğretim programına ön kayıt yapabilecekleri görülmektedir. Tablo 6A ve 6B var. Burada da ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı yakın alanda olduğu kabul edilen ek puanlar ile yerleşebilecekleri lisans programlarını göstermektedir. Ek puanlı lisanslar. 6C'de ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve ek puanları ile yerleşebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir gençler. Peki hocam, kaç tane tercih hakkımız var? 24 tane tercih hakkınız var. Bunların hepsini doldurmak zorunda mıyız? 2 tane tercih yapsak olmaz mı? Tabii ki de olur. Hepsini doldurmak zorunda değilsiniz. Ve bu 24 tercihi yaparken de ilk sıraya en çok istediğiniz bölümü yazın. Neden? Çünkü tercihler 1. sıradan 24'e doğru okunacaktır. 1. tercihinizi yerleştirmek için sizi deneyecek sistem. O nedenle istemediğiniz bölümleri sakın üste yazmayınız gençler. Tercih kontrolü yaparken kendinize şu soruları sorabilirsiniz gençler. Listenizdeki programların bu kılavuzda bakınız koşullar kısmı var biliyorsunuz. Bu kısma giriş için aranan bütün koşulları karşılıyor musunuz? Yoksa sizler yarın bir gün üniversiteye kayıt olmaya gittiğinizde bu şartlardan birini ya da birkaçını karşılamadığınız anda bu sefer kaydınız oraya yapılmayacaktır ve açıkta kalacaksınızdır. O da daha kötü bir duruma neden olur. Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı? Kılavuzdan programların kodlarını dikkatli bir şekilde bakmanız gerekiyor. Çünkü ufak bir yanlışlıkta hiç ummadığınız bir programa yerleşmiş olabiliyorsunuz. Listenize yazdığınız programların kodunu ve adını bir kez daha kontrol ediniz. Listenizdeki programların sırası gerçekten istek sıranıza uygun mu? Az önce söylediğimiz şeyler bunlar da nedir? Tercih kontrolü yaparken kendinize sormanız gereken sorulardır gençler. Tercih süresi içerisinde tercihlerde değişiklik yapabilir miyim? Tercih süresi bitene kadar sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapabiliyorsunuz gençler. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapabilir. Tercihler tümüyle iptal edilmez ama değişiklikler yapılır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılmayacaktır. Yani 7-14 Ağustos aralığında yaptığınız tercihlerde değişikliklere izin var. Ama 14 Ağustos'u geçtiğiniz anda bu sefer tercihleri iptal etme ya da işte değişiklik yapma gibi bir durumunuz yok. TYT puanım 150'nin üstünde ama AYT puanlarım 180'in altında. Hangi programları tercih edebilirim diye soracak olursanız tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercih edebilirsiniz. Ayrıca tablo 5'te yer alan özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programları için de ilgili yüksek öğretim kurumuna başvurabilirsiniz. Biliyorsunuz özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına başvurmanız için ne yapacaksınız? O ilgili üniversiteye gitmeniz gerekiyor ve oradaki şartlara uygun olup olmadığınızı kontrol edip özel yetenek sınavına başvurabileceksiniz gençler. O üniversiteyle iletişim halinde olmanız gerekecek. AYT puanlarım 180'in üzerinde hangi programları tercih edebilirim? Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını
ve Tablo 4'te yer alan programları tercih edebilirsiniz. Ayrıca Tablo 5'te yer alan özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programları için ilgili yükseköğretim kurumuna başvurabilirsiniz gençler. TYT puanım 150'nin altında. Özel yetenek sınavlarına başvurabilir miyim? Hayır. Özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvurabilmeniz için 2018 TYT puanlarınızın en az 150 olması gerekiyor. 150'nin altında bir puan aldığınızda özel yetenek sınavlarına da başvuramıyorsunuz. Merkezi yerleştirme için tercih yaptım ama özel yetenek sınavlarına da katılabilir miyim diyenler olabilir. Cevabımız evet. Merkezi yerleştirme için tercih yapanlar özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için ayrıca ilgili üniversitelere de başvurabilirler. Hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sıram ne olmalı diyecek olursanız, hukuk programları için gençler en düşük 190 bininci olmanız gerekiyor bakın. Mühendislik programları için en düşük 300 bininci, mimarlık programları için de sayısal alanda tabii ki en düşük 250 bininci olmanız gerekiyor. Tıp için yine sayısalda en düşük 50 bininci olmanız gerekiyor. Öğretmenlik programlar için de ilgili puan türüne bakarak en düşük 300 bininci sırada olmamız gerekiyor gençler. Bu yıl bir programa yerleşirsem seneye puanım kesilir mi hocam? Evet kesiliyor gençler. Eğer siz 2018 YKS sonucunda bir programa yerleşirseniz ya da özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olursanız 2019 YKS'de ortaöğretim başarı puanlarının çarpılacağı katsayı yarıya düşüyor. Yani puan kaybınız oluyor. Meslek lisesi mezunuyum. Hangi programlara ek puanla yerleşebilirim? Meslek lisesi mezunlarının ek puanlarıyla yerleşeceği yükseköğretim programları tablo 6'da verilmiştir. Tablo 6'yı gençler dikkatlice inceleyebilirsiniz. Bir programa yerleşebilirsem ek yerleştirmeden yararlanabilir miyim? Cevap hayır. Merkezi yerleştirme ile bir programa yerleşenlere ek yerleştirmede tercih hakkı verilmiyor. Özel yetenek sınavı ile kayıt hakkı kazandım. Ek yerleştirmeden yararlanabilir miyim? Evet, özel yetenek sınavı ile kayıt hakkı kazananlar ek yerleştirmede tercih yapabilir. Merkezi yerleştirme ile yerleştim. Puanımın yeterli olduğu başka bir programa kayıt yaptırabilir miyim? Cevabımız hayır gençler. Merkezi yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı değiştirmesi veya daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kayıt olması mümkün değildir. Merkezi yerleştirmede birden fazla yükseköğretim programına yerleştirme mümkün müdür? Cevabımız yine hayır. Merkezi yerleştirmede bir aday puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa yerleşebilir. Bu program adayın yerleştirme puanlarıyla girebileceği en üst tercihidir. Genel lise mezunuyum. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları kontenjanlarını tercih edebilir miyim? Cevap evet, tercih edebilirsiniz. Ancak mesleki teknik ortaöğretim kurumu kontenjanlarına mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının ilgili alan ve dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilir. Bakın burası önemli. Bu kontenjanların boş kalması durumunda ise diğer ortaöğretim kurumlarının diğer alan ve dallarından mezun olan adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirilir. Yani kısaca eğer boş kontenjan varsa gençler mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları için ayrılan bu kontenjanlara siz de girebiliyorsunuz, tamam? Evet, umarım faydalı olmuştur gençler. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bu videonun amacı YouTube üzerinde bir forum oluşturmaktır. Ve tercih sürecinde birbirinize sorular sorabilirsiniz, cevaplayabilirsiniz ve yardımlaşabilirsiniz. Ben de zaman zaman bu sürece katılabilirim yorumlarda. Umarım faydalı olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.